Dış haber turumuzu sürdürüyoruz. Şimdi de İran'dayız. İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi futbol maçlarında kadınlara yönelik stadyumlara giriş yasağının kaldırıldığını duyurdu. Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği FIFA, kadınların stadyumlara girişlerine izin verilmemesi durumunda İran'ın uluslararası müsabakalardan men edilebileceği uyarısında bulunmuştu. İran'da Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kararıyla kadınların stadyumlara girişine onay verildi. Yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na göre, İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taç, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin kadınların futbol stadyumlarına girmesine izin verdiğini belirtti. Taç, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlıklarının istihbarat kurumlarıyla birlikte bir çalışma grubu oluşturduğunu söyledi. İran'da kadınların milli maçları türbünden seyretmesine zaman zaman izin veriliyor ancak Süper Lig maçlarını stadyumdan izlemesi bu iznin dışına tutuluyordu. Son olarak Mart 2022'de Meşet kentinde İran-Lübnan arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri müsabakasında kadınların stadyumda maç izlemelerine izin verilmemişti. Ülkede kadınlara yönelik futbol yasağı İstiklal Kulübü'nün forma rengi nedeniyle mavi kız olarak anılan 29 yaşındaki Seher Hudayari'nin yasağı tepki olarak intihar etmesi sonrası yumuşamıştı. Hudayari, 2019'un Mart ayında takımının Asya Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Ain'le oynayacağı maçı seyretmek için Tahran'daki Azadi Stadyumu'na kılık değiştirerek girmek isterken gözaltına alınmıştı. Hapis cezasına çarptırılan Hudayari'nin mahkeme önünde kendini yaktığı belirtilmişti. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, Tahran yönetimine daha önce kadınların stadyuma girişlerine izin vermesi çağrısında bulunmuş, aksi takdirde İran'ın uluslararası müsabakalardan men edilebileceğini açıklamıştı.